kurtulabiliriz. Ne yapıyorsun Eli Hanım? Bu videoda bari telefonu sessiz al. Hocam özür dilerim, sessiz alıyorum. Gerçekten tam bir bağımlılık var sende. Gerçekten birçok öğrenci bize bununla alakalı yorumlar attı. Hocam ben telefonu açmadan duramıyorum. Aynı senin gibi bak. Kapattın yani telefonu. Şimdi uçak modunu kapattım hocam. Harikasın. Bunu nasıl engelleyebilirim? Hadi engelleyemedim. Daha nasıl az kullanabilirim? Alışabilirim buna demiş. Arkadaşlar lütfen artı birliğini görürsün demiş. 130 beğeni almış. Oo. Yani herkesin derdi bu. Kafamızdaki en büyük soru. Aynen. Ecrin Buse Aktuan demiş ki telefon bağımlılığından kurtulmak için çabalıyorum ama olmuyor. Lütfen bununla ilgili bir video yapın demiş. Türk Mapper'da hocam telefonu bırakıp ders çalışmak istiyorum ama bir yandan da odamda oynamak istiyorum. Lütfen yardımcı olun demiş. Şimdi tam benim kafada hocam. Aynen. Günümüzde birçok öğrencinin hatta yetişkinin bile en büyük sorunu telefon. Bırakamıyoruz, elimizden düşünemiyoruz ki. Arkadaşlarımız var, hayatımızı düşünelim şöyle. Arkadaşlarımız var, okul var, uyku var, uyumamız lazım. Diğer şey yeme içme, tuvalete gitme falan. Ama çoğunluğunu sosyal medya oluşturuyor. Yani tehlikeli. Sürekli olarak WhatsApp'tan, Facebook'tan, Instagram'dan, ay şuradan şu oldu, şuradan bu oldu. Sürekli olarak sosyal medyanın içerisindeyiz. Ve bu bizi ister istemez çok ciddi bir şekilde sınavlar hazırlık sürecinde etkiliyor. Hem yazılarımızda hem gerçek büyük sınavlarda başarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Sağlığa olan zararları zaten düşünmemize bile gerek yok. Şimdi birincisi kendine şunu sormalısın. Telefona ne kadar bu kadar, neden bu kadar bağımlı? Sor bakalım telefona neden bu kadar bağımlı? Telefona neden bu kadar bağımlı? Beni rahatlatıyor hocam. Evet, insan bazen yalnızken sıkılıyor, telefonu eline alıp oynamak istiyor. Oradaki işte Instagram'daki paylaşımları izlemek istiyor. Bazen böyle YouTube'da istediği şarkıyı açmak istiyor. Gün içerisinde telefona ne zamanlar bakıyorsun mesela? Hocam bütün gün bakıyorum bazen ama her zaman değil. Yani şimdi bütün gün bakıyorum her zaman değil. Gerçekten bununla alakalı bazı uygulamalar da var. Gün içerisinde ne kadar çok telefonunu ve hangi evet uygulamaları hocam kullandığımızı da gösteren. Bazen insan ne yaptığını bilmemesi günde 7 saat, 6 saat sosyal medyada zaman kaybetmesine bile sebebiyet verebiliyor. Ve telefonla ilgilendiği zaman neyle uğraşıyorsun? Mesela sosyal medya mı, oyun mu, paylaşım mı? Mesela oyun bağımlılığı varsa bu çok zor atılıyor. Gerçekten oyun bir böyle şey gibi, veba gibi. Bırakamıyorsun elinden ya. Oyun bitmeden. Ben YouTube'da takılıyorum hocam. Aynen, YouTube'da takılmak da güzel bir şey ama İster sosyal medya olsun, ister paylaşım yapmak olsun, ister oyun olsun, eğer fazla olduğu zaman zarar veriyor. Şöyle bir şey var. Suyu bile fazla içsen zarar, sütü bile fazla içsen zarar. Nerede kaldı ki telefon gibi insan sağlığına ister istemez çok fazla kullanımda zarar veren bir şeyin çok fazla kullanılması tehlikeli olması. Kontrollü mü kullanmamız lazım? Aynen. Ve bunları yaparken kendini nasıl hissediyorsun? Mesela diyelim ki sen sosyal medya vakit kaybettiğinde nasıl hissediyorsun kendini evladım? Pişman oluyorum hocam her defasında. Evet, keşke. Ama yine yapıyorum. Yine de yapıyorsun. Şimdi bundan kurtulmak için belli adımlar verildik. Birinci adımda telefonunu gece yatarken odadan çıkarıyorsun. Yani ya telefonum yanımda dursun, işte sabah alarm kurdum uyanamam. Hayır. Alarm için bir saat alacaksın ve telefonla aynı odada yatmayacaksın. Çünkü telefon kapalıyken bile bak uçak modundayken bile şöyle uçak modu çizmeye çalışalım. Uçak modundayken bile ister istemez senin nerede olduğunu görebiliyor istihbarat servisleri. E tamam, o zaman nasıl görebiliyor? O hala bir sinyal veriyor. Yani telefon cihazını tamamen odandan dışarı çıkarmalısın. Sağlığın açısından önemli. Çünkü sen şu anda büyüme çağındasın. Belki içtiğin sütler, yediğin gıdalar ileride senin çok ciddi anlamda zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlayacak. Ama sen bir de içeride telefonla yataraktan vücuduna zarar veriyorsun. Kapalı bir tablet bile insan vücuduna zarar veriyor. Bu birinci adım. İkinci adım, gün içerisinde kendine telefonsuz zaman dilimleri yarat. Yani ben okulda telefon kullanmayacağım diyeceksin. Veyahut okula telefonu götürebiliyor musun? Ben asla ve asla saat İşte 16 ile yani okuldan çıktıktan sonra 4 ile işte 19 arasında telefona kesinlikle bakmayacağım diyeceksin. Herkes bilecek ki 16 ile 19 arasında işte Tankut'a ulaşılamaz. Niye? Onun telefonu o saatte kapalıdır. Telefon diyeti. Telefon diyeti. Gerçekten insan kendini özgür hissediyor. Hep aman annem mesaj atacak, aman teyzem şunu yapacak, aman bu böyle olacak diye sürekli olarak ay Merve'den mesaj gelir, Osmanlılarla halı saha maçı vardı diye bir türlü telefonumuzu elimizden düşüremiyoruz. Hocam ilk başta zorlanıyorsunuz ama sonra alışıyorsunuz hocam. Kelepçe gibi ya, bırakamıyorsun. Üçüncü adım, geçici bir süre sosyal medya uygulamalarını telefonundan kaldır. Gerçekten bu mükemmel bir başarı. Mesela yazılı haftalarına gelmişsin, hala telefonunda Instagram, WhatsApp. Tamam hocam soruları paylaşıyoruz şudur budur ama hayır. Bazı sosyal medya uygulamalarını kaldırman lazım geçici bir süre. Yani Instagram'ı kapatman lazım. Ben bunu yapıyorum bazen. Mesela diyelim ki arkadaşlarımla mı buluşacağım? Ya zaten onlarla takılıyorum ya, ne gerek var diyorum. Instagram'ı siliyorum. Bildiğin siliyorum. Biraz onlarla beraber zaman geçiriyorum 4-5 saat. Çünkü onlarla konuşurken sıkılsam açacağım Instagram'ı. Bir sürü güzel şey var. Oh arabalar, işte ne bileyim güzel güzel manzara gezen resimleri. Akrabalar var. Gezen akrabalar, eş dost, arkadaşım şurada hava atıyor. Ben şu pastayı yedim, şu böreği yedim. Çıkamıyorsun ki, insanın dikkati dağılıyor. Yani ben ne kadar burada girmeyin sosyal medyaya desem bile kendim bile bu diyeti uygulamakta zorlanıyorum. Ama sildiğin zaman uygulamayı, hadi gelsin bakalım nerede, hani yok. Dördüncü adım, kendine kurallar koymalısın herhalde. Yani bu konuyu bitirdikten sonra telefona bakacaksın. Senin bir ödevin var, bir sınavın var çalışman gereken. Ama sen o sınava çalışmak yerine telefonundan işte ya yarın sınavda ne çıkar falan filan. Ya bir dakika, bunları aldığını öğrendikten sonra telefonu kapat ve
bu yazılı notlarına çalıştıktan sonra, bu konuları bitirdikten sonra ben kendime ödül olarak şu çikolatayı vereceğim dediğin gibi işte yarım saat sosyal medyada takılacağım diyebilirsin. Beşinci adım, mobil ağ ve Wi-Fi gün içinde kapalı kalsın. Yani sürekli olarak pıt 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 sürekli bildirimler geliyor. İşlerini bitirdiğinde mola amacıyla bağlantını açabilir, telefonu kısa vakit geçirebilirsin. Ama sürekli olarak, ya ben iş insanıyım dolayısıyla sürekli mesajlarım geliyor, mutlaka takipte kalmam lazım. Şu anda bile bu videoyu izlerken eğer telefondan izlemiyorsan çaktırmadan ya telefonumda ne oldu acaba, duruyor mu, açıldı mı, çalıyor mu diye bakıyorsunuz, merak ediyorsunuz. Çünkü hocam hemen bitti, tamam anladım, hadi ben bir önce telefona bakacağım. Demek ki telefon seni kontrol ediyor. Artık telefon adeta gel bana, tut beni, bak bildirimlere, Instagram'dan böyle bir mesaj geldi, WhatsApp'tan şu geldi. Ya zaten çağırıyor hocam. Seni seven arkadaşların, seni seven annen baban sana bir şekilde ev telefonundan da ulaşır. Eğer önemli bir şey olursa herkes seni bulur, merak etme. Sen esas onları bahane ederekten sürekli sosyal medyada, oyunlarda vakit kaybediyorsun. Unutma, telefonu kontrol etmek, kontrolü kullanmak daha doğrusu senin elinde. Zaten cep telefonu seni cebine almasın. Sen cep telefonunu cebine al ve rahat rahat başarılarını, yazılarını hallet, başarılarını elde et, yazılarına çalış, sınavlarına çalış ve telefon yüzünden daha düşük notlar, daha kötü okullar seni beklemesin. Çok daha güzel başarılar elde edebilirsin. Sakın sakın ya işte telefonu çok seviyorum o yüzden olmadı, işte kötü bir okula gittik, İşte olmadı, yazıldan el aldım. Hocam böyle çok üzülürüz ileride ya. Ne var ki? Değmez deriz. Değmez deriz. O yüzden mükemmel bir şekilde başarılar bizi bekliyor. Sen çok zeki bir arkadaşsın. Sana söylüyorum bu arada, yanlış anlama. Teşekkür ederim hocam. Aynı zamanda bizi izleyen arkadaşlara söylüyorum. Telefonun seni kontrol etmesine izin verme. Hadi bakalım, ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla.